Serhan, hafta sonu yine yardımlar konusu, Ukrayna, İsrail, Tayvan yardımları Temsilciler Meclisi'nden geçti iki tarafın da geniş desteğiyle. Şimdi 95 milyar dolarlık bir yardım paketi var Senato'nun önünde. Neler yaşandı? Bir de buna TikTok yasağıyla ilgili bir madde de yine geçti. O da belki uzun vadede TikTok'un yasaklanmasını sağlayacak eğer hisseleri satılmazsa. Neler yaşandı hafta sonu? Hafta sonu biraz sıra dışı sahneler yaşandı diyebiliriz. Yani Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın oylamak için gündeme aldı. Temsilciler Meclisi'nin gündeme aldı ki daha önce Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin önemli kısmı Başkan Biden bu yasa tasarısının Ukrayna'ya yardım paketinin Temsilciler Meclisi'ne bir an önce oylanmasını istiyordu ama iki aydan fazla bir süredir oylanmıyordu. Sonunda Mike Johnson bunu Temsilciler Meclisi'nin gündemine getirdi ve partiler üstü bir şekilde geçti diyebiliriz. Demokratların desteği Cumhuriyetçilerin de oylarıyla. Cumhuriyetçilerin oyları diyoruz çünkü yüzden fazla Cumhuriyetçi buna karşı yönde oy kullandı. Demokratların önemli desteğiyle geçti diyebiliriz. Tabii Demokratların önemli desteğiyle geçmesi Mike Johnson'ın temsilciler başkanlığı koltuğunu bir kez daha tartışmalı hale getirdi. Çünkü yayınlarımızda hep söylüyoruz. Cumhuriyetçi Parti'nin içinde Temsilciler Meclisi'nde eğer Ukrayna paketini gündeme getirmesi, oylatması durumunda onu koltuğundan edecek, oylamayı tetikleyecek süreci başlatacaklarını belirten Cumhuriyetçi üyeler vardı. Marjorie Taylor Greene. İşte bu süreç henüz başlatmadı diyelim Marjorie Taylor Greene. Eğer bu süreç başlarsa Mike Johnson'ın demokratların desteğine ihtiyacı olacak. İşte bu yardım paketi, İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yardım paketi Temsilciler Meclisi'ne geçtikten sonra bu soru Mike Johnson'a sorulan sorulardan biriydi. Yanıtını izleyelim sonra devam edelim. No, listen. As I've said many times. Birçok kez söyledim. Beni koltuğumdan edecek bir teklif gelir endişesiyle bu görevde bulunmuyorum. İşimi yapmak zorundayım. Biz işimizi yaptık. Burada doğru olduğuna inandığımı yaptım. O da Temsilciler Meclisi'nin iradesi doğrultusunda çalışmasına olanak sağlamak. Mike Johnson'ın bu konuda kendine biraz da güvenli konuşmasının nedeni Demokrat Kongre üyelerinin Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların eğer Mike Johnson'ın koltuğundan edecek bir oylama olursa nasıl davranacaksınız yönündeki sorulara genelde Mike Johnson'a destek vereceklerini açıklamaları diyebiliriz. Çünkü Demokrat bazı isimler kongreleri hafta sonu çeşitli Amerikan televizyonlarına çıktılar. Eğer böyle bir oylama olursa Mike Johnson'a destek vereceklerini belirtti. Belki de işte bu nedenle Cumhuriyetçi Parti içindeki azınlık Mike Johnson'ı koltuğundan etmeye çalışan azınlık henüz resmen harekete geçmiş değil. Bununla birlikte bu yasa tasarılarıyla birlikte TikTok'ta sen de bahsettin. O da yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'ne kabul edildi. Bir yıllık bir süreçten bahsediyoruz. TikTok'un yasaklanması ile ilgili bir süreçten. Ama TikTok yasaklanır mı bu süreçte? Çünkü TikTok eğer yasal hale gelse bile mahkemeye gideceğini belirtti. Tabii bütün bu hem güvenlik yardım paketlerinin hem de bu TikTok yasa tasarısının Senato'da da oylanması gerekiyor. İşte o da Salı günü oylanması bekleniyor Senato'da. Ardından Biden'ın masasına gidecek. Biden'ın imzalamasıyla da yasa haline gelecekler Serdar.